isyanımızı haykırdığımız yer. Bugün de Pınar Selek için adalet nöbetindeyiz. Adalet nöbetimiz hala Tanığız platformuna ve gönüllülerin, sizlerin katılımıyla bugünden yarına kadar devam edecek. Esasen bu nöbet 16 yıllık bir nöbet. Düşünün ki 16 yıldır sürüncemede bırakılan bir dava var. Pınar Selek, sosyolog yazar arkadaşımız, tam 3 kez beraat ettiği, kendi gıyabında örülmüş olan bir devlet komplosu dolayısıyla bugün 3 beraatin sonunda müebbet ceza ile karşı karşıya. 11 Haziran Çarşamba günü Yargıtay kararını açıklayacak. 11 Haziran'da tünelde saat 7'de mahkumiyet kararının bozulmasını kutlamayı canı gönülden ümit ediyoruz. Ümit etmeyi Pınar'dan öğrendik, gülümsemeyi, çalışmayı. Onun gıyabında etkinlikler yapmaktan sıkıldık, usanmadık ama sıkıldık. Onunla beraber burada verilecek çok mücadele var. Bu mücadelelerin eskilerinden bir tanesinin tanığı, hayatları birbirinin içine örülmüş olan Esmeray. Esmeray hem bizim atölye denilen sokak sanatçılarına destek olunup sonrasında bu komplonun örüldüğü yerlerin tanığı, doğrudan şahidi, yaşayıcısı, sizlere anlatacak bir öyküsü var. Merhaba herkese. Ses geliyor mu? Pınar Selek'in hikayesi, benim hikayem, Zeynep'in hikayesi, Maya'nın hikayesi, Ayşe'nin hikayesi, sokak çocukların hikayesi, tinercilerin hikayesi, Silo'nun hikayesi, Ağrı'nın hikayesi, Kırlı'nın hikayesi, Maymun'un hikayesi, daha adını sayamadığım nice nice insanların hikayesi. Bizim bir atölyemiz vardı. Bir yaz sabahıydı. Bir kalktık, bir arkadaşımızı Pınar Selek'i aramızdan alıp götürmüşler. Duyduk ki Pınar Selek cezaevinde, Ümraniye cezaevinde. Hepimiz bir araya geldik ve hiç tereddütsüz biz arkadaşımızı görmeye gideceğiz. Gittik Ümraniye cezaevinin önüne. Şaşkın bir vaziyette ben, bir tane dönmenin dönmesi var yanımda. Önce travestiydi, sonra tekrardan erkek olduğu için dönmenin dönmesi diyorduk ona. O, Maymun, Silo, Ayşe var, Ebru Cüce gibi garip bir grup halinde gittik. Herkes geçti içeri. Orada görevli memuru dedi ki siz kime geldiniz? Hepimiz bir ağızdan Pınar Selek dedik. Şöyle bir baktı bize. Hiçbirinizi almıyorum dedi. Çıktık dışarı, ağlıyoruz. Biz geldik buraya kadar, arkadaşımızı göremedik. Sonra içlerinde bir tane gardiyan, içlerinde var bazen helal süt emmiş insanlar. Bir gardiyan geldi, dedi ki haftaya gelin, deyin ki Pınar Selek bizim yakın akrabamız, hepinizi alacağız. Haftaya gittik. Hepimiz aynı grup yine. Gittik, şimdi soruyor bize Pınar Selek neyiniz oluyor? Ben hemen Alp Selek dayım oluyor. Ege nere, Kars nere dayım oldu. O teyzesinin kızı dedi, o halamın torunu dedi. Hepimiz içeri girdik. 4-5 aramadan geçtik. En son bir yere geldik. Kadınları arıyorlarmış, bir yere sokuyorlarmış. Kapalı bir yer, üst araması. Benim kimliğimi gördüler, mavi. Kimliğe baktı, durdurdu beni. Herkes geçti, beni durduruyor. Sonra bir komutan çağırdı. Dedi ki bunun kimliği mavi. Komutan da dedi ki bunu erkekler arasın, kendini aratırmıyorsa içeri almayın. Ben de dedim ki her şeyi gözüme almışım, buraya kadar gelmişim, arkadaşımı görmeden gitmem ben. Komutan döndü bana, dedi ki zaten senin hoşuna gider erkekler seni ararsa. Ben de şöyle döndüm komutana, baktım. Seni dedim, bu askerleri erkek olarak görsem zaten kendimi aratırmam ki. İçeri geçtik, gariban bir çocuk asker, kim bilir Anadolu'nun neresinden gelmiş, askerliğini yapıyor. Çocuk anlamıyor. Abla diyor, niye seni bana arattırıyorlar? Ben de bilmiyorum çocuğum dedim, sesimi de incelttim. Çocuk dedi ki, abla dedi, o zaman 5 dakika duralım, dışarı çıkalım, ben derim ki aradım. Öyle yaptık, ben de içinde dua ediyorum, inşallah her zaman bu çocuk olacak. Nerede, sonraki zamanlarda neler yaşadım. Geçtik içeri, içeri girdik. Bir tel örgüsü, bir şey Pınar arkasında duruyor. Yine sevimli, güler yüzlü bizim can dostumuz, can arkadaşımız. Ama Pınar'ın yüzünde bir
acı var. Ben hemen sordum, Pınar ne oldu dedim. Sol kolum dedi. Ne oldu sol koluna? İşkence de dedi. Filistin askısına aldılar. Sol kolum iki kere çıktı, kırıldı dedi. Yine de Pınar gözümüzün içine bakarak güldü. O günü geldik. Biz sürekli gittik geldik. Ben artık iyice bunaldım. Seks işçiliğini bırakmak istiyorum. Kimse bana iş vermiyor. Tamamen bir bunalıma girdim, strese girdim ve kendi kendime bir karar aldım. Dedim ki ben intihar etmeyeceğim. İntihar çözüm değil. Ben kendimi ölüme bırakacağım. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, evimde oturacağım. Nasıl olsa kimse bana iş vermiyor, aş vermiyor, para da vermiyor. Kendimi ölüme bırakacağım, adına ölüm orucu mu diyorsunuz? O zaman da öyle bir şey vardı. Ne diyorsanız deyin. Gittim, bu kararımı Pınar'a söyledim. Şöyle gözüme baktı. Ya dedi, ben içerideyim zaten. Şöyle bir espri yaptı. Bekle dedi, çıkınca seni öldüreceğim. Yine gireceğim içeri. Niye sen tek kendini öldürüyorsun? Gözümün içine iyice baktı. Biraz daha dişini sık dedi. Git, üret, oku, yaz, iletişime geç, insanlarla ilişkiye geç. Her şey olur dedi. Ve geldim, bana güç verdi o enerjisiyle, o bakışıyla. Her şeyi yaptım. Ben şu an tiyatro yapıyorum. Türkiye'nin dört bir yanına, yurt dışına gidiyorum. Ve bir köşede köşe yazarlığı yapıyorum. Gazeteye, önemli bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Ve bütün bunlar bizim atölyenin, Pınar'ın sevgisi ve enerjisi ve hepimizin birlikteliğiyle oldu. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan anlatacağım. Görüşürüz. Yes.